Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS'de çıkabilecek en zor cümle ögeleri sorularına bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki LGS'de cümle ögelerinden bu yıl bir soru bekliyoruz. İkinci dönem konuları yok. Sadece birinci dönem konuları gelecek. Dolayısıyla şimdi dikkatli bir şekilde hazırlanalım ve bu güzel soruları beraber çözelim. Ben soruları açtığımda belli bir süre vereceğim sizlere ama sizler de videoyu durdurup soruyu dikkatli bir şekilde çözüp sonrasında devamında çözümünü izleyebilirsiniz. Ve ardından da videomuzun sonrasında son tekrar Sözel'den ya da Dinamo birinci dönem konuları olduğu kitabımızdan ya da Zoru Bankası'ndan, alt Adımla hızlı tekrardan farklı farklı kitaplarımızdan sorular çözebilirsiniz. Biliyorsunuz ki ne kadar çok farklı soru çözerseniz sınavda o kadar doğru yapma ihtimaliniz artar. Çünkü sınavlarda belli bir mantık var. Adam diyor ki X konusundan mesela diyelim ki cümle ögeleri konusundan ya da işte matematikte çarpanlar katlar konusundan sorabileceği 10 çeşit soru var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru var. Siz konuyu ilk öğrendiğinizde birinci soruyu çözmüş oluyorsunuz. Sonra çıkmış sorulara bakıyorsunuz şöyle birazcık. İşte Milletin Bakanlığı kazanan testlerine bakıyorsunuz. İşte ne bileyim e, okulda hocanız bir örnek veriyor. E, yeter bu kadar derseniz şu anda soruları yapma ihtimaliniz onda dört. Yani yüzde kırk ihtimal doğru yapacaksınız. Ama Yüzde ihtimal yanlış yapacaksınız. Neden? Çünkü diğer altı soru tipini görmediniz. O zaman sen farklı farklı kaynaklardan, farklı farklı kitaplardan... ...işte alt hızlı tekrardan, zoru bankasından, dinamodan fark etmez. Farklı farklı kaynaklardan cümlenin ögeleriyle alakalı ya da X konusuyla alakalı... ...çarpanlar katlar olabilir, mevsimler ve iklim olabilir... ...işte İngilizce'de on the phone olabilir hiç fark etmez. Bu konularla alakalı sorular çözdükçe bu kara deliği kapatıyorsun. Ve hemen hemen her çeşit soru gördüğün zaman da yüzde yüz artık o soruyu doğru yapmaya başlıyorsun. Hangi kitaptan, hangi kaynaktan, hangi denemeden soru gelirse gelsin yapıyorsun. Matematik soru kombinasyonu fazla olduğu için soruları kaçırma ihtimaliniz yüksek oluyor. Ama mesela Türkçe'de sözcükte anlamda zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzdan zaten birçok soru tipini konuşmalarımız esasında görmüş oluyoruz. Dolayısıyla soru tipi ne kadar çok görürsek, ne kadar çok yanlış yapıp onun doğrularını öğrenirsek bu sınavda çok daha başarılı oluruz. Hemen ilk sorumuzu veriyorum. Siz videoyu durdurup çözümünü yapabilirsiniz. Yeni nesil Türkçe matematik kitabımızdan hazırladığımız güzel seçici bir soru. Diyor ki buna göre gelen hangisinde altı çizili ifade yer tamlayıcısı değildir. Şimdi yer tamlayıcısı cümlenin anlamını yer bakımından tamlar. Böyle yeni nesil soru olduğu için üstte bilgiler de vermiş. ED'den haleklerini alır. Tavuklar kümese girdi. Nereye girdi? Kümese girdi. Yer tamlayıcısı oluyor. Ama ED'den halekin alan her sözcükte yer tamlayıcısı olmuyor. Mesela ilkbaharda havaları sınır dediğin zaman Nerede ısınır? İlkbaharda ısınır değil de ne zaman ısınır dediğimiz için zaman anlamı katı için zar tamlayısı oluyor. Dolayısıyla dikkatli olmamız lazım. Bize bu bilgiyi vermeden de böyle seçici bir soruyu sorabilirler. Şu anda bazı arkadaşlarımız zaten çoktan durdurdu ve cevapladı ve doğru cevabı merak ediyorlar. Hangisi yer tamlayısı değildir demiş. Dersten çıkan üniversite öğrencileri bahçedeki çimlerin üzerinde dinleniyordu. Dinleniyordu yüklem. Kim? Dersten çıkan üniversite öğrencileri özne. Nerede? Nerede? ''Bahçedeki çimleyenlerin çimlerin üzerinde.'' O zaman bu ''Nerede?'' sorusuna cevap veriyor ve ''D'' haleki almış, ''B'' haleki almış. O yüzden yer tanımacısı. ''Anadolu kadını dokuduğu kilimlere duygularını da işlemiş.'' İşlemiş yüklem. Kim işlemiş? Anadolu kadını özne. Neyi işlemiş? Duygularını da işlemiş. Bu da belirtili nesne. Peki Anadolu kadını duygularını nereye işlemiş? Yani özne belirtili nesneyi nereye işlemiş? yer tamlayıcısına yani dokuduğu kilimlere işlemiş diyebiliyoruz. Dolayısıyla burası da yer tamlayıcısı oluyor. E yönelme maliki almış ve nereye sorusuna cevap veriyor. Seminer için gelen davetliler konferans salonuna alındı. Alındı yüklem. Kim alındı? Seminer için gelen davetliler özne. Nereye alındı? Konferans salonuna alındı. Nereye sorusuna cevap veriyor. ve Dolayısıyla bu da yine yer tamlayısı ve yönelme haleki almış. E haleki. E yönelme, D bulunma, den ayrılmaydı arkadaşlar. Karşı komşumuz Kurban Bayramı'nda memleketine gidecekmiş. Gidecekmiş yüklem. Kim? Karşı komşumuz gidecekmiş. Nereye? Memleketine gidecekmiş. Bak nereye sorusuna cevap verdiği için memleketine sözcü yer tamlayışı. Ama nerede değil de ne zaman gidecekmiş dediğimiz için bu yer tamlayısı değil zarf tamlayısı oluyor. Ve doğru cevabımız da deniz oluyor. Evet dehalike almış fakat ne zaman sorusuna cevap veriyor zaman anlamı katıyor. O yüzden de zarf tamlayısı oluyor. Hemen diğer bir soruya geçiyoruz. Bu metnin numaralanmış cümleleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi burada beşinci sınıftan, altıncı sınıftan, yedinci sınıftan da kazanımları size sorguladığımız bir soru. Yine yeni nesil Türkçe matematik kitabımızdan hazırladığımız zor bir soru. İsim tamlaması, LGS'de gelebiliyor. İşaret zamiri belki gelmeyebilir ama bunu da altıncı sınıfta öğrenmiştiniz. Yine yardımcı eylemle oluşturulmuş birleşik fiil yedinci sınıf konusuydu. Vurguyu zaten soruyorlar LGS'de. O yüzden bu soruyu yapabilmeniz lazım. Hadi bakalım. Şimdi kapalı çarşının kapısından girip kendinizi asırlık dükkanların çağrısına bırakın. Şimdi bırakın yüklem. Kim? Siz bırakın. Nasıl? Kapalı çarşının kapısından girip bırakın. Neye bırakın? Ee, asırlık dükkanların çağrısına bırakın. Kimi bırakın? Kendiniz bırakın. Yani zarf tamlayıcısı, nesne, e, yer tamlayıcısı, yüklem. Şimdi diyor ki yer tamlayıcısında isim tamlaması vardır. Asırlık dükkanların çağrısı. Bu doğru bak. Dükkanların çağrısı sınıfın kapısı anının ı'sı. bunlara biz isim tamlaması diyorduk dolayısıyla A seçeneği doğru. İkinci cümlenin öznesi işaret zamiridir demiş. Bakalım. Kumaş, halı, deri, parfüm, boya, baharat ve sayısız kokunun içe geçtiği bir zaman tünelini andırır burası. Andırır yüklem. Kim andırır? Burası andırır özne. Burası yani özne neyi andırır? kumaş, halı, deri, parfüm, boya, baharat ve sayısız kokunun iç içe geçtiği bir zaman tünelini andırır. Dolayısıyla burası da nesne oluyor. Yani bu cümle nesne yüklem özneden oluşuyor. Peki özlemiz burasıymış. Özne işaret zamiri mi? Evet. Burası, şurası, orası, öteki, diğeri, şu, bu. Bunlar hep işaret zamiriydi. O yüzden bu da doğru. Bunu da şöyle çizelim altını. İşaret zamiri olduğunu gösterelim. Üçüncü cümlenin yüklemi yardımcı eylemle oluşturulmuş bileşik fiildir. Hatırlarsanız bileşik fiiller işte hoş geldi, vazgeçti, öngörüyor, kalbini kırdı, hissetti, affetti. Böyle birleşik fiiller vardı. Bazıları yardımcı eylemle oluşturuluyordu. Hatta bunları yazım kurallarında sizlere gösteriyorduk 8. sınıfta da. Diyordu ki mesela hak vardı, işte terk vardı, fark vardı veyahut hatta mutlu vardı. Veyahut hatta bu tarafa geçtiğimizde işte zan vardı, his, af, işte kayıp vardı. Şimdi bunları neden böyle yazıyorum? Hak etti ayrı yazılıyordu. Çünkü ses olayı yoktu. Yardımcı eylemle oluşan terk etti de ayrı yazılıyordu. Fark etti de ayrı yazılıyordu. Mutletti de ayrı yazılıyordu. Ama zannetti, ünsüz söylediği için zannetti diye bir çiz yazılıyordu. Hissetti bir çiz yazılıyordu. Affetti bir çiz yazılıyordu. Kaybetti, kaybetti diye bir çiz yazılıyordu. Bunlar işte kayboldu, mutlu oldu, fark etmez. Etmek, olmak ve kılmak yardımcı eylemleri oluşuyordu. Şimdi burada da Sultanahmet Camii'nin tavan işlemeleri arasında kayboldunuz. Kayboldunuz yüklem. Kim? Siz kayboldunuz. Nerede? Sultanahmet Camii'nin tavan işlemeleri arasında yer tamlı yüklemden oluşuyor. Yüklem kayıp olmak yani yardımcı eylemle oluşturulduğunu da söyleyebiliriz. O yüzden C seçeneği de doğru. D'ye bakalım. Dördüncü cümlede yer tamlayısı vurgulanmıştır. Şimdi vurgu nasıl oluyordu arkadaşlar? Yükleme en yakın olan öge vurgulanan ögeydi. Yere batan sarnıcının benzer atmosferini iyice içinize çektiniz. İçinize çektiniz yüklem. Yani nereye çektiniz içinize dersen patlarsın. Niye? Çünkü bu bileşik fiil. Yani kalbimi kırdı. Neyi kırdı? Kalbimi. Belirtili nesne. Böyle bir şey olmaz. Kalp kırmak bir deyimdir, bölünmez. Dolayısıyla içine çekmekte bir yüklem. İçinize çektiniz. Kim? Siz. Neyi? Yere batan sanracının benzer atmosferini. Burası belirtili nesne arkadaşlar. Nasıl çektiniz? İyice zar Dolayısıyla burada yükleme en yakın olan öge iyice sözcüğü. Vurgulanan öge iyice sözcüğü. Vurgulanan kelime iyice sözcü. Yani zart almacı vurgulanmış. Burada yer değil zart almacısı yazmalıydı. Son derece seçici bir soru. Hemen diğer soruya geçiyorum vakit kaybetmeden. Numaralanmış bölümlerin hangisinde cümlelerin ögeleri yanlış verilmiştir diyor. Cümlelerin ögeleri yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Hemen ben e, çözmeye başlıyorum. Sizler de zaten 8. sınıf Zoru Bankası'nda birinci dönem konularına 2023'e özel hazırlanmış bu kitapta çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu arada Zoru Bankası'nı önceden alan arkadaşlar bu kitapları almasına gerek yok. Çünkü bunlar zaten bilineceğim konularını çözmüşlerdi. Ama Alt Adım'da Hızlı Tekrar ya da LGS Son Tekrar kitaplarımız bunlar yeni hazırlandı. Bunlar tabii ki daha çıkmamıştı. Bunlar yeni yeni piyasaya çıktığı için önceki kitaplarımız yani Zoru Bankası'nı alan arkadaşlar direkt bunlardan başlasınlar. Ama Zoru Bankası'nı almamış arkadaşlar da mutlaka Zoru Bankası'nı çözsünler. Oradaki sorular da son derece kaliteli. Geldik buraya. Tespih Atölyesi'nin iftirindeki sarı muhabbet kuşu kafesinin içinden dışarıya bakıyor. Şimdi bakıyor yüklem. Burası doğru. Kim bakıyor? Tespih atölyesinin vitrinindeki sarı muhabbet kuşu bakıyor. Ee, nereden bakıyor? Kafesinin içinden bakıyor. Yer tamlayısı. Nereye bakıyor? Dışarıya bakıyor. Yer tamlayısı. A. Nereye sorusu dışarıya cevap verdiği zaman daha doğrusu nereye sorusu zarf tamlayısı oluyordu ama burada dışarıya yazdığı için hale aldığı için bu zarf tamlayısı değil bu da yer tamlayısı olmalıydı. Bakın buradaki mantığı şöyle göstereyim size. Örnek veriyorum. Ömer çıktı. Tamam mı? İki tane Ömer çıktı yazıyorum. Eğer siz Ömer dışarı çıktı derseniz bu zart tamlayısı oluyor. Ama Ömer dışarı ya çıktı derseniz işte bu yer tamlayısı oluyor. Niye? Çünkü yer tamlayısının sorusu da cevabı da haliki almak durumunda. Burada nereye çıktı diyorsun? Dışarı diyor. Bu haliki almamış. Bu zart tamlayısı. Ama dışarıya dersen yer tanıması oluyor. Hocam aynı anlamı katıyor. Evet. Hocam aynı soruyla bunu. Evet. Ama bunda da iki var. Bu yer tanımlayıcısı. Bunda haliki yok. Bu zar tanımcısı. Buna dikkat edeceksiniz. Şimdi buraya geri dönüyorum. Dolayısıyla burada A'da yanlışlık yapılmış. Tamam ama diğerlerini kontrol edelim. Tüm hayatımın en önemli günü ilkokul öğretmenimin beni üniversite ziyaret ettiği gündü. Cümlenin yüklemi isim olduğu zaman genellikle cümle özne ve yüklemden oluşur demiştik. Burada da gündü, ettiği gündü, ziyaret ettiği gündü, İlkokul öğretmenimin beni üniversite ziyaret ettiği gündü diye bir yüklemimiz var. ...gerisi de oluyor zaten. Atatürk, vatanı ve milleti için... ...canını feda etmekten asla kaçımamıştır. Kaçımamıştır. Kim? Atatürk. Neyden kaçınmamıştır? Vatanı ve milleti için canını feda etmekten. Nasıl kaçınmamıştır? Asla bak. Şurası, altını çizdiğim yer yer tamlayıcısı. Şu altını çizdiğim yerde... ...zar tamlayıcısı oluyor. Gerisi zaten doğru. Ticaret hayatım boyunca... ...hep dürüst kalmaya dikkat ettim. Şimdi ettim ne ettim, dikkat ettim diyemezsin. Dikkat ettim yüklem. Kim? Ben. Ne zaman ticaret hayatın boyunca. Ne zaman? Hep. Neye? Dürüst kalmaya bak. Hep zart almayıcısı. Ticaret hayatın boyunca zart almayıcısı. Ama neye dikkat ettim? Dürüst kalmaya burası yer almayısı oluyor. O yüzden 2, 3, 4 doğru. Geldik hemen başka bir soruya yine Zoru Bankası'dan pardon bu son tekrardı. Zoru Bankamız nerede? Burada. Zoru Bankası'dan seçtiğimiz güzel bir soru. Diyor ki hangisinde cümle ögelerine yanlış ayrılmıştır? Bakalım. Burada açıklama vermiş. Ayrılırken deyimler, söz grupları, tamlamalar, birleşik fiiller bölünmez falan filan diye gidiyor. İlkokul öğretmeni dilinden düşürmüyordu. Düşürmüyordu. Nereden dilinden diyemezsin. Dilinden düşürmüyordu. Bir birleşik fiildir. Bunu bölemezsin demiş. Az önceki soruda dikkat edecek. Ya da neyi öğretmeni diyemezsin. İlkokul öğretmenini bir tamlamadır bölünmez. Yani burası deyim olduğu için burası tamlama olduğu için bölünmüyor demiş. Bunu zaten biliyorduk. Şimdi Miami'de yıl boyunca denizin ve kumsalın keyfini çıkarabilirsiniz. Hmm. Şimdi burada baktığın zaman esasında zor bir soru sormuşuz. Çıkarabilirsiniz. Neyi keyfini diye ayırırsan dırk, patlarsın. Halbuki nasıl yapman lazım? Keyif çıkarmak bir deyim. Kumsalın keyfi, denizin ve kumsalın keyfi. Bu da tanım alışım bunları bir bütün olarak alıyorsun. Dolayısıyla burası doğru ayrılmış arkadaşlar. Son derece seçici bir soru. Yazarın yeni çıkan kitabını hafta sonu okuyacağım. Burası doğru ayrılmış. Yayık ayranı satan Ayrancı Şükrü'nün 1950'li yıllarda keşfettiği yöntemle yaptığı suluk ayranı ...doğru. Bugün... ...bütün dünyaya nam saldı. Nam salmak deyim olduğu için bölünmüyor. Bütün dünya sıfat tanıması olduğu için bölünmüyor. Burada da... ...Sulukayla'nın isim tanıması ve yaptığı diye bir sıfat fiil almış. Burası bir bütün olarak bölünmüyor. Şimdi bunu hatırlarsanız size şöyle göstermişim. Demiştik ki arkadaşlar... ...mesela diyelim ki... ...öğrenciler... ...buraya çok dikkat edin. Bu LGS çıkarsa kaçırmayın. Öğrenciler yarın... E, ...kitaplarını... ...kitaplarını sınıfa getirecek dediğimizde bu cümledeki yüklemi zaten biliyorsunuz. Getirecek yüklem. Kim getirecek? Öğrenciler. Ne zaman yarın? Neyi kitaplarının? Nereye? Sınıfa. Özne, zarf tamlayısı, nesne, yer tamlayısı, yüklem falan filan. Bunu zaten LGS'si sormazlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada bir tamlama yok. Burada bir deyim yok. Onun yerine size şöyle bir cümle sorarlar. Buna dikkat edin. Derler ki öğrencilerin böyle bir tamlayan oluştururlar. Yarın ...kitaplarını işte e, sınıfa getireceğini... ...böyle filmsi bulurlar bir tane... ...getireceğini duydum derler. Şimdi bu cümleyi ayırmanızı isteyebilirler. Neden? Duydum, yüklem. Kim? Ben duydum. Ben neyi duydum? Öğrencilerin yarın kitaplarını sınıfa getireceğini duydum. Burası da bütünüyle nesne oluyor. Peki hocam, neden burada ayırdınız? Fıt 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 fıt. Ama burada ayırmadınız. Söylüyorum. Burada fiilimsi yok. Burada ise fiilimsi var fiilimsi arkasındakileri diye içine çekti. Öğrencilerin getireceğini, ınının ısı, sınıfın kapısı, bınının bı'sı... neyse işte. Burayı bölemiyorsun. Ve bir şey daha var sağlamasını da göstereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle ki şimdi öğrenciler getirecek diyebiliyorsun, Yarın getirecek diyebiliyorsun, Kitaplarını getirecek diyebiliyorsun, Sınıfa getirecek diyebiliyorsun. Bunların her biri bağımsız birer öge ve tek başına hop çıkılıp yüklemle bağlantı kurabiliyor. Ama Öğrencilerin duydum. When. Yarın duydum. Ne? Sınıfa duydum. What? Olmuyor yani. Bunların hiçbiri olmuyor. Bunların hepsi getireceğini ifadesinin alt kümesi. O yüzden bunları bölemiyoruz. Bu bölmeme işlemine çok dikkat edin arkadaşlar. İşte burada da burası bütün olarak bunun alt kümesi. Bölemiyoruz. Yani biz buna söz ediyoruz. Dün akşam bize gelen misafirler güneş doğar doğmaz şehrin tarihi mekanlarını gezecekler demiş. Hmm. Şimdi burada sanki her şey çok güzel diyor değil mi? Dün akşam Güneş doğar doğmaz falan filan. Halbuki dikkatli olacaksınız. Ben ne demiştim sizlere? Yüklemle bağlantı kurup kuramadığına bakın demiştim. Bakın buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Öğrenciler getirecek diyebiliyorsun. Ama öğrencilerin duydum diyemiyorsun. Burada da aynı yöntem var bak. Miami'de denizin ve kumsalın keyfini çıkarabilirsiniz. Yazarın yeni çıkan kitabını okuyacağım diyebiliyorsun. Bugün nam saldı diyebiliyorsun ama dün akşam gezecekler diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Dün akşam bize gelen misafirler Gezecekler diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada bu çizgi olmamalıydı. Cevabımız denizli seçeneği. Geldik başka bir soruya yine. Zoru Bankası'ndan... Şu kitabımız alt adımda. Ha burada. Zoru Bankası'ndan güzel bir soru. Bu arada faremize düştü yere sıkıntı yok. Şimdi... Burada demiş ki... Aşağıdakilerin hangisinde cümlelerde... Öge dizilişleri doğru eşleştirilmiştir demiş. Bakalım. Şimdi... Kırmızı düz kabuk böceği... Çok soğuk kış aylarında... Metabolizmalarını yavaşlatır. Hımm... Şimdi... Bakalım, burayı şöyle kırmızıyla ayıralım. Yavaşlatır yüklem. Kim yavaşlatır? Kırmızı düz kabuk böceği. Neyi yavaşlatır? Metabolizmalarını. Ne zaman? Çok soğuk kış aylarında. O zaman burası özne, zarf tamlayıcısı, belirtili nesne, yüklem olması lazım. Yani bir B olacak. Şuraya hemen bir B olan seçeneğe bakalım. 1 B diye yazıyorum. Bu bir A olduğu için, bu da bir D olduğu için gitti. Tamam mı? Devam ediyoruz. Sıcak hava balonları. Devam ediyoruz genellikle alçak ve kısa mesafeler uçuşlarda kullanılır. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Ee, kullanılır yüklem. Nerede? Alçak ve kısa mesafe uçuşlarda. Ne zaman? Genellikle. Ne? Sıcak hava bulanları. Burada da özne, zar tamlayıcısı, yer tamlayıcısı yüklem var. O zaman bu da iki de C olacak. Tamam. 2'de C yapıyorum. O zaman B de gitti. Cevabımız C gibi ama kontrol edelim. Uzay mühendisleri, uzay mühendisleri üniversitelerin havacılık ve uzay mühendisi bölümlerinde eğitim alır. Şimdi eğitim almak yüklem. Kim? Uzay mühendisleri alır. Nerede? Üniversitelerin havacılık ve uzay mühendisi bölümlerinde. Özne yer tamlayıcısı yüklem diyebiliyoruz. O zaman 3'te D de oluyor. Devam ediyorum. İnsanda evinin bahçesinde cennet oluşturma düşüncesinin varlığı güzeldir. Şimdi insanda evinin bahçesinde cennet oluşturma düşüncesinin varlığı güzeldir. Ne güzeldir? insanda evinin başta cennet oluşturma düşüncesinin varlığı. Bu da özne yüklem oluyor. O zaman 4te A oluyor. Yani cevabımız C seçeneği son derece seçici bir soru. Arkadaşlar LGS kamplarımız devam ediyor. Canlı yayınlarımız devam edecek. Sizler bol bol soru çözerek kendinizi çok iyi bir şekilde hazırlayacaksınız. Yeni nesil Türkçe matematik kitabımız ya da son tekrar setimiz ya da alt adımda hızlı tekrarlarımız ya da birinci dönem konularından oluşan zoru bankaları, dinamolar İlk tekrarlar. Bunların her biri sizler için hazır. Ve süper denemelerimiz hazır. Ana denemeleri, doz denemeleri, geri sayım denemeleri. Bütün denemelerimizi hazırladık. Yapmanız gereken sadece dikkatli bir şekilde okuldaki hocalarınızı dinlemek. Videolarımızı izlemek. Ardından da bol bol soru çözüp, hatalar yapıp, bu hataların ardından da çözümlerini izleyip, inşallah hayallerinizdeki liseyi kazanmak. Zafer kalıcıdır arkadaşlar ama çile geçicidir. Şimdi çile çekiyorsunuz ama bu çileler bitecek. Zaferiniz kalıcı bir şekilde kalacak. 9'da, 10'da, 11'de, 12'de çok güzel liselerde okuyacaksınız. Size bazı arkadaşlarınız hayal kuruyorsun, rüya görüyorsun diyebilirler. Siz rüya görmüyorsunuz. Aslında uyandığınız geceler bile uyumadan çalışıyorsunuz. Sizleri tebrik ederiz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. <laughs>